Türkiye'de ilk defa dün gece 22 civarında ilk defa konvalesan plazma, yani iyileşen plazmayı yoğun bakımdaki COVID-19 evre 4, yani ciddi durumdaki bir hastaya uyguladık. Şu an durumu stabil. Tabii ki bulguların alınabilmesi için 48-72 saat süreye ihtiyaç var en azından. Bu süreyi bekliyoruz. Bu tedavi ilk defa Çin'de uygulandı. FDA bunu 24 Mart'ta onayladı. Ve Çin'den sonra bütün dünyada ilk defa Türkiye'de İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi de kullanılmaya başlandı dün itibariyle. Bu tedavi içerisinde iyileşmiş hastalardaki bulunan antikorların bu hastalığı geçiren hastalara verilerek onları iyileştirmesi planlanıyor. Bu tedavi aslında modern aşının atası olarak kabul ediliyor. Aşı bulununcaya kadar bu hastaların özellikle yoğun bakımda ve entübe olmuş, şu anda Türkiye'de yaklaşık 2400 tane bu tip hastamız var. Bunların tedavisinde kullanılacak. Fiyat maliyeti, maliyeti ve etkinliği en üst düzeyde olan bir tedavi. Bir tane hastamızdan yaklaşık 50 dakikada 800-900 cc plazma toplayabiliyoruz. Bu topladığımız plazmayı ilk olarak 400 cc yükleme dozu olarak ilk planda veriyoruz. Ondan sonra da bu hastamıza 200 cc olarak haftalık dozlarda devam ediyoruz. Bu tedavi ilk defa dediğim gibi dünyada Çin'de uygulandı ve yoğun bakımdaki çok zor durumdaki ölümle mücadele eden hastalarda %80 başarı elde edildi ve hastalar %80 oranında şifa ile taburcu oldu. O yüzden COVID-19 enfeksiyonunda günümüzde şu ana kadar küratif, yani kanıtlanmış standart bir tedavi yok. Bunu bütün dünya biliyor. Tedaviler hep deneysel amaçlı ama şu ana kadar gördük ki özellikle yoğun bakım hastalarında en etkili tedavi yöntemi bu immün plazma, iyileşen plazma. Buna konvalesan plazma deniyor. Ve bu tedavi ilk defa dün itibariyle Turgut Özal Tıp Merkezi'ndeki yoğun bakımdaki bir hastamıza uyguladık. Hastamızın durumu stabil. Zaten dün gece 22'de ilk dozu uygulandı. Tedavinin ileriki saatlerinde 48-72 saatten sonra etkisini görmeye başlayacağız. Şu anda bu hastamızın durumu dünkünden kötü değil. Yani tıbbi olarak stabil dediğimiz bir durumda. 56 yaşında erkek hastamız. Donörümüz 46 yaşında. Bu hastalıktan 14 gün yani taburcu olmuş. İyileştikten 14 gün sonra plazmasını aldık. Bu plazmayı tabii alırken Sağlık Bakanlığı'nın plazma alma kriterleri var. Sağlık Bakanlığı tebliğ yayınladı. O tebliğe göre 18 ila 55 yaş arasındaki kan verebilen, kan verme kriterlerine uygun donörlerden plazma toplayabiliyoruz. Tabii gönüllülük esasına göre ve bu donörlerimizden plazma toplamadan önce PCR'la hem sürüntüde hem kanda virüsün negatif olduğunu, yani bulunmadığını teyit ediyoruz. Türkiye'de ilk kez Malatya'da İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bu tedavi Türkiye'de ilk olarak uygulandı. Çünkü burası Kayseri'nin doğusuna hitap eden, hasta popülasyonu çok yüksek derecede olan bir merkez ve bu plazma tedavisini zaten Türkiye'de en yüksek oranda kullanan merkez durumundayız. Yıllık yaklaşık 4000 plazma aferez işlemiyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük aferez merkeziyiz. Plazma vericisine bir zararı var mı? Onu var mı hocam? Istiyorum. Buyurun. Plazma toplamanın plazma vericisine hiçbir zararı yoktur. Yaklaşık bir saat plazmayı toplayacak kapasitedeyiz. Dünkü hastamızda da bir saatte 830 cc plazma. Devam edelim hocam.
Eyvallah. Eyvallah. Başka bir şey. Bu durumda da var sıkıntı.